Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Gizli Yayınları 7. sınıf Usta Işı Matematik Soru Bankası kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Test 21 2. ünite açık uçlu sorulardaydık arkadaşlar. 1. sorumu büyütüyorum. Aşağıda verilen sayı doğrusunda eksi 2 ile eksi 3 arası 6 eş parçaya ayrılmıştır. A, B ve C tam sayı ve B ile C pozitifmiş. A artı B artı C işlemin sonucu en az kaçtır? Arkadaşlar şöyle söylüyoruz. Eksi 2 ile eksi 3 aralığında olduğu için burası eksi 2 tam. Toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 4 birim ilerlemişiz ve de 6 eş parçaya ayrılmıştır. Toplamının en az olması için arkadaşlar elde edebileceğim en sade kesri elde edeceğim. Yani eksi 2 tam 2 bölü 3'tür. A değerim eksi 2. B değerim 2. C değerim 3'tür. Ben arkadaşlar burayı topluyorum. Cevabım 3 olarak geliyor. Aşağıda verilen rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yazıp küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Burayı arkadaşlar 2 ile genişlettim. Burası 14 bölü 10'dan 1 tam 10'da 4 olarak geldi. Devam ediyorum arkadaşlar. 7'yi 6'ya böleceğim. 7'nin içerisinde 6'dan bir tane var. Bir kere 6. 6 yaptı çıkardım. 1 kaldı. 1'in içerisinde 6'dan yok. Buraya virgül. Buraya 0. 10'un içerisinde 6'dan bir tane var. Bir kere 6. 6 yapar çıkardım. 4 kaldı. 4'ün içerisinde 6'dan arkadaşlar yok. 0 attım 40'ın içerisinde 6'dan 6 altı tane var 6 altı kere 6 altı, 36 altı yapar çıkardım 4 kaldı 4'ün içerisinde 6'dan yok 0 attım 40'ın içerisinde 6'dan 6 altı tane var 6 altı kere 6 altı, 36 altı yapar çıkardım 4 kaldı burası sürekli bu şekilde gidecek yani burası 1 tam %16'dır ama devirli olan kısım 6 olduğu için 6'nın üzerine çizgiyi çiziyoruz 13 bölü 9. Şimdi de yan tarafta 13'ü 9'a böleceğim. Şuraya birazcık düzgün yapalım. 13'ün içerisinde 9'dan 1 tane var. 1 kere 9. 9 yaptı çıkardım 4 kaldı. 4'ün içerisinde 9'dan yok. Buraya virgül buraya 0. 40'ın içerisinde 9'dan arkadaşlar toplamda 4 tane var. 4 kere 9 buraya dikkat ettiğimiz zaman arkadaşlar 36 yapar. 36'dan 40'dan 36 çıkardım 4. 4'ün içerisinde yok. Buraya 0 attım. 40'ın içerisinde 9'dan 4 tane var. 4 kere 9 36 yapar. Çıkardım 4 kaldı. Burası da bu şekilde devam edecek. Yani bir tam 10 da 4'tür. Devirli olan 4 olduğu için devir çizgisini 4'ün üzerine koydum. Son olarak 4'ü 3'e bölüyorum. 4'ün içerisinde 3'ten 1 tane var. 1 kere 3 3 yapar. Çıkardım 1 kaldı. 1'in içerisinde 3 tane yok. Buraya virgül, buraya 0. Onun içerisinde 3 tane, 3 tane var. 3 kere 3, 9 yaptı. Çıkardım, 1 bir kaldı. 1'in içerisinde 3 tane yok. Buraya 0 attım. Onun içerisinde 3 tane, 3 tane var. 3 kere 3, 9 yapar. Çıkardım, 1 kaldı. Derken burası bu şekilde devam ediyor. Yani 1 tam 10'da 3'tür. 3'ün üzerine devir çizgisi attım. Bunları arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. En küçük olanı B, sonra D, sonra A, sonra da C'dir. Bu şekilde bir sıralama karşımıza gelir. Rasyonel sayıları arasındaki tam sayıları yazıp toplamını bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz eksi 17 bölü 3 eksi 5 tam 2 bölü 3'tür. 8 bölü 3 ise 2 tam 2 bölü 3'tür. Şöyle bir sayı doğrusu çiziyorum. Bakın arkadaşlar burası eksi 6'dır. Burası eksi 5 tam 2 bölü 3. Burası eksi 5. Burası eksi 4. Burası eksi 3. Burası eksi 2. Burası eksi 1. Burası 0. Burası 1. Burası 2. Burası 3'tür. Bu aralıkta da arkadaşlar 2 tam 2 bölü 3 vardır. Geldim bu aralıkta olan tam sayılara bakıyorum. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Zaten arkadaşlar 2 ile eksi 2'nin toplamı 0. 1 ile eksi 1'in toplamı 0. Burada da 0 var. Bunlar gitti. Geriye eksi 5 artı eksi 4 artı eksi 3 kaldı. Bu üçünün toplamını da eksi 12 olarak bulurum. Aşağıda verilen rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Arkadaşlar hepsi negatif olduğu için ilk önce eksilerini siliyorum. Pozitifmiş gibi düşünüyorum. Paydaları 45'te eşitleyeceğim. Burayı 3, burayı 5, burayı 9 ile genişlettim. Birincisi 24 bölü 45 olur. İkincisi 20 bölü 45 olur. Üçüncüsü 27 bölü 45 olur. Dördüncüsü 29 bölü 45. Küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. 20 bölü 45'tir. Sonra 24 bölü 45. Sonra 27 bölü 45. En büyükleri de 29 bölü 45. Ama arkadaşlar bu pozitif olsaydı böyle olacaktı. Bunlar negatif olduğu için sıralama tam tersine dönecek. Bakın eksi 29 bölü 45 küçüktür. eksi 27/45 küçüktür eksi 24/45 küçüktür eksi- 20/45 Bir de bunların sade hali yani Yukarıdaki halini yazacağım -29/45 olduğu gibiydi eksi- 27/45 bölü 3 bölüm 5 eksi- 24/45 arkadaşlar eksi 8/ bölü 15'tir Son olarak da eksi 20 bölü 45 geliyor. Yani arkadaşlar eksi 4 bölü 9. Aşağıda rasyonel sayılarda toplam işlemi modellenmiştir. Modellenen toplam işlemini ve de sonucu yazmamızı istiyor. Dikkat ederseniz burası 1 bölü 4'tür. Burası 2 bölü 3'tür. Ve de ben bunları topladığımda arkadaşlar 11 bölü 12 sonucunu bulurum. Aşağıda verilen rasyonel sayılarla toplama işlemini yapınız demiş. İlk önce eksi 3 bölü 10'u aynen yazalım. Artı dikkat ederseniz arkadaşlar burası eksi 13 bölü 6 eşittir. Paydalarımı 30'da eşitlemek istiyorum. Burayı 3 burayı 5 ile genişlettim. Burası eksi 9 bölü 30 oldu. Burası arkadaşlar eksi 65 bölü 30 olur. Burayı topladığımda eksi 74 bölü 30 sonucunu buldum. Sadeleştiriyorum. Eksi 37 bölü 15 olarak geliyor. Aşağıda verilen rasyonel sayılarda toplama işlemi verilmiştir. A rasyonel sayısını bulunuz demiş. Arkadaşlar dikkat ederseniz burası eksi 16 bölü 5'tir. Yani burada eksi 1 bölü 4 artı eksi 16 bölü 5 eşittir. Eksi 16 bölü 5 artı a demiş. Yer değiştirme özelliği kullanılmış a değerim arkadaşlar. Buradan eksi 1 bölü 4'tür. 3 bölü 5 rasyonel sayısının toplam işlemine göre tersiyle çarpma işlemine göre tersinin toplamını bulunuz. 3 bölü 5'in arkadaşlar toplam işlemine göre tersi eksi 3 bölü 5'tir. 3 bölü 5'in arkadaşlar çarpma işlemine göre tersi 5 bölü 3'tür. Bu ikisini toplamamızı istemiş. Eksi 3 bölü 5 ile 5 bölü 3'ü toplayacağım. Paydalarımı 15 ile eşitlemek için burayı 3 burayı 5 ile genişlettim. Burası eksi 9 bölü 15 oldu. Burası 25 bölü 15 olur. Topladığım zaman cevabım 16 bölü 15 olarak gelir. Cumhuriyet Ortaokulum takımı katıldığı turnuvada yaptığı maçların 2 bölü 7'sini eleme maçlarında 1 bölü 3'ünü bölge elemelerinde geri kalan 8 maçı ise Türkiye finallerinde yapmıştır. Buna göre yaptığı toplam maç sayısını bulunuz demiş. Şimdi 2 bölü 7'sini eleme maçlarında 1 bölü 3'ünü bölge elemelerinde bu ikisini ilk önce bir toplayalım arkadaşlar. Paydaları 21'de eşitleyeceğim. Burayı 3, burayı 7 ile genişlettim. Burası 6 bölü 21. Burası 7 bölü 21. Cevabım 13 bölü 21 oldu. Tamamı 21 bölü 21'di. 13 bölü 21'i çıkardığımda geriye 8 bölü 21'inin kaldığını buldum. 8 bölü 21'i arkadaşlar 8'e eşitmiş. Tamamını bulabilmek için 8 ile 21'i çarptım. Burası 168 olarak gelir arkadaşlar. 168'i de 8'e böldüğümde toplam 21 tane maç yaptığını bulurum. Verilen işlemin sonucunu istemiş arkadaşlar. Şimdi Şöyle birazcık düzenleyelim. 1 artı yukarısı dikkat ederseniz 7 bölü 4'tür. Bölü aşağısı 2 bölü 5'tir. Artı 3 bölü 4. İlk önce şu ortadakine bakmak istiyorum. Yukarıdakini aynen yazıyoruz. Aşağıdakini ters çevirip çarpacağız. Burası 35 bölüm 8'dir. Şimdi geldim yerine yazıyorum paydayı da 8'de eşitlemek için burayı 8 ile burayı 2 ile genişlettim. Burası 8, burası 35 oldu. Burası da 6 oldu. Yeni paydam 8'di. Topladığımda 49/8 bölü 8 sonucunu bulurum. Bir doktor günlük baktığı hastaların 4 bölü 11'ini 12.00'da daha doğrusu 12'ye kadar, 3 bölü 8'ini 13.00 ile 15.00 arası bakmıştır. Doktorun 15 ile 16 arasına bakması gereken 23 hastası kaldığına göre başlangıçtaki hasta sayısını bulunuz. 4 bölü 11 ile 3 bölü 8'i toplayacağım paydayı 88 yapacağım. Burası 32 bölü 88. Burası 33 bölü 88. Cevabım 65 bölü 88 olur. 88 bölü 88 de yani bir tamdan 65 bölü 88'i çıkaracağım. 23 bölü 88'i kaldığını buldum. Burası arkadaşlar 23'e eşittir. Tamamını bulabilmek için 88 çarpı 23 bölü 23 diyorum. Tamamı 88 olarak gelir. Yani başlangıçtaki hasta sayısı 88 tanedir dedim. Aşağıda dikdörtgen şeklinde bir kağıt, bir kağıdın kenar uzunlukları verilmiştir. Kağıttan bir kenar uzunluğu 3 bölü 2 santimetre olan kare şeklindeki bir parça kesilip atılıyor. Kalan kağıt parçasının bir yüzünün alanını istemiş. Bakın arkadaşlar, burası 14 bölü 5 santimetredir. Burası 23 bölü 21 santimetredir. İlk önce buranın alanını bulalım. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Bu ikisini 7 ile sadeleştirdim. Burada 2, burada 3 kalır. 23 ile 2'yi çarptım. 46. 3 ile 5'i çarptım. 15. Bir kenar uzunluğu 3 bölü 2 cm olan karenin alanı da arkadaşlar 9 bölü 4 yapar. Dikkat ederseniz dikdörtgenin başlangıçtaki alanı 46 bölü 15'ti. Dediğimiz kare kesilip atıldığında ne kadar kalıyor ona bakacağız. Paydaları eşitlemek için burayı 4 burayı 15 ile genişlettim. Burası 184 oldu. Burası 135 oldu. Paydam da 60. Cevabım 49 bölü 60 santimetre kare olarak gelir. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.